Feminist Teori Feminist teori, dünyaya makro açıdan bakan çağdaş bir yaklaşım. Feminizm sosyal hareketinden gelişmiştir. Kökeni, toplumdaki tabakalaşma ve eşitsizliklere odaklı çatışma teorisine dayanır. Feminist teori, kadının eğitim, aile ve iş gücü gibi farklı alanlardaki toplumsal rolünü ve deneyimini inceler. Toplumdaki cinsiyet eşitsizliklerine odaklanmak için alışılagelmiş erkek bakış açısının ötesine bakar. Bir grup insanın o gruba mensup oldukları için adaletsiz davranışları sonucu özellikle kadınlara yönelik bir ayrımcılık var. Bir kişiye bir nesneymiş gibi davranılarak yapılan nesneleştirme sonucu diğerlerinden daha az önemliymiş gibi davranılıyor. Kadınlara adaletsiz davranılıyor ve cinsiyet bazlı sosyal rolleri üstlenmeye teşvik edilerek bu yönde bir baskı kuruluyor. Bütün kadınlar aynı önemsiz imaj çerçevesinde çeşitli klişelerle ele alınıyor. Sanat tarihinde bile kadın ve erkek arasındaki farkı görebilirsiniz. Geçmişte sanat esas itibariyle erkekler tarafından erkekler için yapılırdı. Feminist teorinin farklı türleri var. Bir tanesi toplumsallaşma sürecinde yaratılan Toplumun inşa ettiği cinsiyet farklılıklarına odaklanır. Her toplum kurallar, gelenekler ve beklentiler yaratır ve bunları nesilden nesile aktarır. Buna cinsiyetle ilgili beklentiler de dahildir ve toplumsal düzen içinde bu beklentiler ödüllendirilir ya da cezalandırılır. Bu bakış açısı toplumsal durumlarda kadının deneyim ve pozisyonunun erkeklerden nasıl farklı olduğunu inceler dişilik ve kadınlıkla ilgili farklı değerler, erkekler ve erkeklikle ilgili farklı değerler var. Kadınlar genelde yumuşak, şefkatli, duygusal, boyun eğen kişiler olarak görülürken, erkekler sert, saldırgan, işçi ve savaşçıdır. Her birine farklı cinsiyet rolleri biçilir. Kadınlar evde kalıp aileye bakması beklenirken, erkekler çalışmaya gider ve savaşırlar. Atâerkil toplumlarda kadınlar diğer olarak tanımlanır ve kenara itilir. Yani toplumda erkeklere göre belirlenen sınırlara hapsedilirler. Toplumsal cinsiyet farklarından dolayı kadınlar cinsel araç olarak nesneleştirilir ya da sadece güzel bir şey olarak görülür. İkinci bir tür feminist teori cinsiyet eşitsizliklerine odaklanır. Cinsiyet eşitsizliği toplumda her davranış ve kurumun merkezindedir iktidar, sorumluluk ve cinsiyete bağlı ön yargılar, kapitalist toplumun her tarafına nüfus eder ve kadının ikincil olması içselleştirilmiş bir özellik olarak ortaya çıkar. Ataerkil bir toplumumuz var ve bu da erkeklerin, ailenin ve toplumun başı olarak yönetici grubu oluşturduğu anlamına geliyor. Evlilik bile kendi başına bir cinsiyet eşitsizliğine yol açabilir. Evli kadınlar genellikle evli erkeklerden ya da bekar kadınlardan daha yüksek stres düzeyine sahip oluyor. Kadınlardan evde özel alana odaklanması bekleniyor ve kamusal alanda daha az etkili oluyorlar. Hatta iş bölümünde bile cinsiyet ayrımı var. Bu ayrımcılık Stanford Üniversitesi Nörobiyoloji Profesörü Ben Barrison durumuna baktığımızda son derece belirgin. Yaşamına ve kariyerine bir kadın olarak başlamış cinsiyet değişikliğinden sonra bunu bilmeyen insanların araştırmalarının kardeşi Barbara'nınkilerden çok daha iyi olduğunu düşündüğünü fark ediyor. Ancak Barbara ve ben aynı kişiler. İnsanlar toplumsal önyargılar sonucu bir kadın tarafından yapılan işin değerini düşürüyorlar. Akademik çalışma gibi değerli bir alanda bile sosyal önyargılar ısrarla mevcut. Üçüncü tür feminist teori cinsiyet baskısına odaklanıyor. Bu bakış açısına göre kadınlar erkeklerden farklı, onlarla eşit değil ve bundan dolayı baskı görüyor, erkeklere bağlı kılınıyor ve suistimal ediliyor. Bunların hepsi iktidarla bağlantılı. Erkeklere sırf cinsiyetlerinden dolayı daha fazla güç verilen ataerkil toplumlarda kadın olmanın olumlu tarafı kabul edilemez. Aile kurumu da özellikle erkeklerin yararına olur. Endüstri devrimiyle birlikte Ailede iki tür iş oluşmuştu. Para almadan ev ve aileyle ilgilenmek gibi ev işleri kadının görevi olurken erkek evin dışında para kazanmak ve evin geçimini sağlamak için sanayide çalıştı. Erkekler çalışmadığında ailenin hayatta kalması mümkün değildi. Bu ayrı roller kadın ve erkek arasında ekonomik ve eğitim alanında bir fark yarattı ve erkek toplumda daha fazla güce sahip oldu. Bazen bu güç fiziksel şiddet uygulanmasıyla ortaya kondu. Bazı feministler, bu durumun kadınların kendi değerini ve gücünü anlamasıyla önlenebileceğine inanıyorlar. Dördüncü tür feminist teori, yapısal baskıya odaklanır. Yani kadına uygulanan baskı ve eşitsizlik, kapitalizm, ataerkil toplum ve ırkçılığın bir sonucudur. Burada çatışma teorisine nasıl paralel olduğunu görebiliyoruz. Kadınlar, işçi sınıfında olduğu gibi kapitalist üretim modelinden dolayı sömürülüyorlar. Ancak bütün kadınlar aynı şekilde baskı görmüyor. Cinsiyet eşitsizlikleri, ırk, sınıf, cinsel yönelim, yaş ve engellilik gibi diğer toplumsal eşitsizlikler ve hiyerarşilere bağlı. Ataerkil toplumlarda toplumsal cinsiyet özelliklerinde farklılıklar var. Erkekler akılla ilişkilendirilir, kadınlarsa vücutlar. Bu da kadınların mal ya da nesne olarak görülmesini mazur göstermekte kullanılır. Kadın vücudu tarih boyunca çocuk doğurmaktan modaya, diyet programları gibi modern eğilimlere kadar hep nesneleştirilmiştir. Kadınlar nesneleştirildikçe erkekler de çalışma ve savaşmayla yükümlü oldu. Elbette erkeklerin de bu tür toplumca tanımlanmış kategorilerle sınıflandırılması da iyi değil. Ancak en azından erkekler kadınlar gibi bu kategorileri nedeniyle baskı görmüyorlar. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kategorileri her birey için neyin toplumca kabul edilebilir olduğunu tanımlamakta kullanılıyor. Erkeklerin topluma aktif olarak katılmaları beklenirken kadınların daha pasif olmaları beklenir. Hatta konuştuğumuz dil bile erkeğe uyarlanmıştır. İş adamı, bilim adamı gibi. Bazı feministler iş insanı, bilim insanı gibi cinsiyetsiz terimler kullanarak dili düzeltmeyi tercih ederler. Feminist teori erkeklerin yerini almaya çalışmaz. Toplumdaki kurumlardan kaynaklanan kadın ve erkek arasındaki eşitsizlikleri göstermek için topluma farklı bir bakış açısıyla bakar. Büyük resme bakarak bir insanın yaptığı araştırmanın onu yapan kişinin kadın veya erkek olmasına bağlı olarak yüceltildiğini ya da değerinin azaltıldığını ayırt eder. Aynı pozisyondaki kadın ve erkek maaşları arasındaki farkı ve her iki cinsiyetin maruz kaldığı beklentileri görür. Genel olarak eşitsizlik toplumumuzun önemli bir parçasıdır. Feminist teoride günlük yaşantımızın içine işleyen bu cinsiyet eşitsizliklerine ışık tutar.